Herkese merhabalar. İnkılap tarihi yolculuğumuza, atak kampımıza devam ediyoruz. Ve bugün sizlerle ara tatilde inkılap tarihi yapıyoruz ve bayraklarımızı astık. Hedefimiz mükemmel bir şekilde yeni nesil soruları güzel bir şekilde çözmek ve 2020 LGS, 2021 LGS, 2022 LGS'de inkılap sorularını tek tek inceledik. Öncesindeki LGS'lere de bakmıştık. Kazanımları zaten biliyoruz. Şimdi 2023 LGS'de inkılap sorularını nasıl çözebiliriz? Buna bakacağız. Biliyorsunuz burada LGS konu ve soru analizi yapıyoruz. Ve LGS'de çıkacak soru tiplerini söylüyoruz. LGS'de çıkmayacak sorular yer veriyor muyuz Songuç'um? Hayır hocam. Evet kesinlikle yer yok. Biz diyoruz ki bu LGS nasıl gelir ona bakıyoruz. Zaten 2022 LGS sorularına baktığımızda inkılap tarihinde artık soruların biraz daha seçici olmaya başladığını, belli konuları bilmezsek yapamayacağımızı gördük. O yüzden bugün sizlere aynı zamanda konu anlatımı da yapacağız. Zaten yeni nesil atak kampımızda hem yeni nesil sorular çözüyoruz hem de yeni nesil sorularla alakalı bilgiler, taktikler veriyoruz. Ama bize sınavda ne yapacaklar Tonguç'um? Soru soracaklar. Aynen dediğim gibi bize sınavda soru soracaklar. Yani LGS'ye girdiğimizde şöyle bir şey yapacaklar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Anlatın bakalım nasıl oldu Kurtuluş Savaşı demeyecekler. Bize Kurtuluş Savaşı ile alakalı İnkılap alakalı böyle resimli, paragraflı sorular soracaklar. Dolayısıyla mutlaka mutlaka bizim soru çözmemiz gerekiyor. Şu anda biz Konuların %25'indeyiz. Bir kahraman doğuyor. Birinci Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Cemiyetler ve Kuvay Milliye, İskal Yolculuğu konularını öğrendik. Ve artık Kurtuluş Savaşı'na başlıyoruz. Bizim savaşımız nedir Tonguç'um? LGS Savaşı. Aynen siz cehaletle savaşıyorsunuz, LGS ile savaşıyorsunuz ama dedelerimiz de zamanında Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlarla savaştı. Yunanları ne yaptık? Denize döktük. Siz de LGS'yi ne yapacaksınız Songuç'um? Denize dökeceğiz. Harikasın, mükemmelsin. Tebrik ediyorum seni. Zaten ara tatilimizden sonra sömestr tatilde de mükemmel bir tekrar yapacağız. Sonrasında ara tatil var, ikinci ara tatil. Sonrası son durakta LGS set ana tekrarlarımızı, son tekrarlarımızı yapacağız. Bu arada sizler Zoru Bankası'ndan, Taktikli'den ve Dinoma'dan mutlaka soru çözmelisiniz arkadaşlar. Çünkü soru çıkıyor sınavda. Yani soruları çözmezseniz sıkıntı oluşuyor. Sorularla alakalı ödevlerimizi birazdan ara ara vereceğim. Bu kitaplar çok değerli. Birçok soru yakalamış kitaplar. O zaman hadi bakalım intromuz girsin ve videomuz başlasın. <laughs> Şimdi arkadaşlar LGS inkılap tarihinde bir kahraman doğuyor milli uyanıştan çıkan soru sayısına baktığımızda 2018'de bir soru gelmiş. Buhranlar büyük aramalar doğururdan. Yani bir karman doğuyordan. Yani bu iki konuda mutlaka birer soru geliyor. Mutlaka birer soru geliyor. Dolayısıyla sizler bilhassa milli uyanışta 3 e, üç sorunun geldiği dönemlerde olmuş. Bakın 2021'de biliyorsunuz sadece e, birinci dönem konuları vardı. Orada biraz daha fazla gelmiş ama 2022 yılına baktığımızda toplam bir kahraman doğuyordan bir soru, milli uyanıştan bir soru geldi. Dolayısıyla sizler bu konudan en az iki sorunun cepte olduğunu bilmeniz lazım. Hemen ilk sorumuzla başlayacağız ama öncesinde soru tipleriyle hakkında bilgi vermek istiyorum Tonguç'um. Hocam bize taktik verin. Hemen taktikleri de vereceğim. Bazı taktikler var önemli. Gerçekten konuları öğrendikten sonra bile test çözerken belli taktiklerimiz olması lazım. O taktiklerle çok daha iyi, çok daha hızlı ve çok daha doğru çözüyoruz. Mesela birinci en önemli taktik hemen orada bir tane boş sayfa alayım şurada. Bir dakika şuradan alalım boş sayfamızı. Birinci önemli taktik arkadaşlar LGS soruları için değil genel test taktiği için söylüyorum. Şöyle paragrafı verdi size paragrafı verdi inkılap tarihi ya da sözel sorular için söylüyorum. Sonrasında burada soru köküyle soruyu sordu soru işareti yaptı. Ardından da ardından da seçeneklerimiz geldi işte. A seçeneği dedi, B seçeneği dedi, C seçeneği dedi, D seçeneği dedi. Şimdi birincisi arkadaşlar birinci taktiğimizi söylüyorum. Öncelikle ve kesinlikle kesinlikle sizler soru kökünü okumalısınız. Sonrasında ikinci taktiğimiz altı çizili ifadelere dikkat etmelisiniz. Üçüncü taktiğimiz odaklanmalısınız. Yani odaklanmaktan kastım ne? Eğer bildiğiniz bir konuysa yani çalıştığınız bir konuysa bir seferde okuyup bitirmelisiniz. Yani ama nasıl olsa biliyorum diye defalarca okumak zorunda kalmamalısınız. Dördüncüsü anahtar sözcüklere dikkat etmelisiniz. Yani burada geçen sözcükler doğru cevabın içerisinde olabilmeli mi? Buna bakmalısınız. Beşincisi eğer iki seçenek arasında kaldıysanız iki tane cevap geldi aklınıza. B ya da C olabiliyor dediniz. Bu durumda İlk aklınıza gelen doğrudur. Bu önemli. Eğer aklınıza iki ikisi de gelmiyorsa yani B ve C arasında kaldıysanız ikisinin hangisinden daha emin olduğunuzu, hangisinin ilk aklınıza geldiğini bilmiyorsanız bu durumda bir önceki sorulardaki seçeneklere bakın. Yani eğer sürekli A, B, D, A, B, D gittiyse o zaman C hiç şartlanmamışsa C'ye gidebilirsiniz. Altıncı önemli taktik 3 yanlış bir doğruyu götürür. Tamam ama bir doğru da 3 yanlışı götürür. Yani eğer Atarsanız yanlış olursa kötü ama atmıyorsanız iki seçenek arasında kaldıysanız bu zafer atabilirsiniz. Çünkü bir tane doğru gelirse üç tane yanlışınızı da düzeltecek. Dolayısıyla bunlar temel taktiklerdir arkadaşlar. Ve en önemli son taktiği de söylüyorum. Soruda benden ne istiyor bana ne vermeyeceksiniz. Benden ne istiyor işte ulaşılamaz değinilmemiştir buna göre ne çıkarılabilir diyor. Ne vermiş yukarıdaki metni vermiş o metne göre ve seçeneklere göre hareket etmelisiniz arkadaşlar. Şimdi. Peki inkılap tarihinin özel taktiğimiz nedir? Size bir metin bilgi verir. Sonrasında alanlardan hangileriyle ilgili olduğu sorulur. Yani siyasi mi, askeri mi, diplomatik mi, hukuki mi, ekonomik mi diye. Mesela 2018'de ekonomik sosyal, 2019'da askeri sosyal, 2020'de askeri diplomatik, 2021'de sanat edebiyat, 2022'de siyaset doğru cevap olmuş. 2023'ten ne olacak onu da söyleyeyim. 2023'te de biz yine diplomatik ve askeri üzerine yoğunlaşacağımızı düşünüyoruz. Tabi bunlardan başkası da gelebilir ama diplomatik kelimesini çok seviyorlar. Dolayısıyla diplomasinin ne olduğunu iyi bileceğiz. Yani iki devlet arası yapılan anlaşmanın, siyasi sözleşmelerin, karşılıklı anlaşmaların diplomasiyle alakalı olduğunu sakın sakın aklımızdan çıkarmamız gerekiyor Tonguç'um. Yine bir soru tarzına baktığımızda yine Metin bilgi verir. Ulaşılabilir, ulaşılamaz diye sorar. Sonrasında işte savaşı itiraf Devletleri kazanmıştır. Siyasi harita değişmiştir. Sömürgecilik sona ermiştir. Milletler cimreti kurulmuştur gibi bir şey söyler. Bu durumda dikkatli olman gerekiyor. Soruda sana ne verdiyse ona göre bilgi işaretlemen lazım. Yani LGS'de birazcık paragraf tarzı sorulara geçmeye başladılar. 2019 yılında Osmanlı'nın aldığı tedbirlerin amacını Birinci Dünya Savaşı ile alakalı. 2020'de savaşçı cephelerle ilgili çıkarımlar. 2021'de Kutul Amare ile ilgili bir e, direkt... Daha soruyu gösterelim 2021 sorusunu. Kurtul Amare ile alakalı direkt bir ulaşılabilir ulaşılamaz soru sordu. Bak böyle sordu hangisi söylenemez dedi. Sen buraya bakaraktan soruyu cevaplıyordun. E, görselli bir soruydu yani yeni nesil bir soru tarzıydı. 2022'de de Birinci Dünya Savaşı ile ilgili verilen bilgilerden hangisine ulaşılabileceği soruldu. Yani dikkat etsen her yıl soru geldi. Dolayısıyla da bu yıl soru... Kesin gelecek. Aynen dediğim gibi Tonguç'um kesin kesin gelecek. O zaman e, %3 kaçak bir bilgiyi daha verelim. Ardından da hemen soru çözümüne başlayalım. Herkes arkasına yaslansın. Benimle beraber videoyu durdurarak çözebilirler. Yani ben bu soruyu gösterdim mesela. Siz de durdurun. Siz de benimle beraber çözmeye çalışın. Ardından da Tonguc'un verdiği cevapları da değerlendirerekten hep beraber ilerleyelim arkadaşlar. Bakın sınavlarda bu kısımdan %100 soruluyor. Yani bir şekilde size 2021'de de, 2022'de de, 2023'de de hep sorular. Yani böyle bir şeylerden bahsediyor. Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu diyor. Bak az mesela kültürel ekonomik sorusu burada mesela. Veyahut da işte devlet sorusu, bağımsızlık sorusu. Bunu mutlaka soruyorlar. Yine yüzde yüz çıkan bir şey var ki o da milli bağımsızlık ve milli egemenlik arasındaki fark. Milli bağımsızlık ülkenin bayrağıyla, sınırlarıyla, ordusuyla, askeriyle, siyasi, ekonomik olarak net bir şekilde özgür ve bağımsız olması. Yani ülkemiz şu anda bağımsız bir ülke çok şükür. Siyasi olarak bağımsız, ekonomik olarak bağımsız. Evet paramıza saldırılar var ama önemli değil. Askeri olarak bağımsız. Ordumuz çok güçlü. Düşman geldiği zaman kafasına indiriyor. Bayrağımız var, başkentimiz var. Bağımsız bir ülkeyiz. Burası önemli. Milli egemenlik ülke yönetiminde ve geleceğinde halkın söz sahibi olması. Yani şu anda seçimler yapılıyor. Belediye başkanını seçiyoruz, başbakanı seçiyoruz, cumhurbaşkanını seçiyoruz, milletvekillerini seçiyoruz. Bu da milli egemenlikle alakalı. Mesela Suudi Arabistan'da şu anda milli bağımsızlık var mı Tonguç'um? Evet var hocam. Aynen var. Suudi Arabistan bir ülke. Başkenti var, bayrağı var, ordusu var falan filan. Peki Suudi Arabistan'da sence milli egemenlik var mı? Bilmiyorum hocam. Evet, bilememek haklısın. Yok. Çünkü Suudi Arabistan'da ülkeyi kral yönetiyor. Bak bağımsızlık ayrı bir şey, egemenlik ayrı bir şey. Yani Suudi Arabistan'da milli egemenlik yok. Halk yönetime katılamıyor. Sadece padişah ve onun oğulları seçiliyor. Ama e, bağımsızlık var. İşte bizim ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk sayesinde hem milli bağımsızlığımızı kazandık ordumuzla birlikte milletimizle birlikte hem de milli egemenliğimizi kazandık. Yani e, halkın seçilmesi cumhuriyet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, genelgeler, kongreler bunlar hep milli egemenlikle alakalı. Şimdi o zaman milli cemiyetlerin kurulması yani işte müdafaa hukuk cemiyetleri, manda ve himayenin reddedilmesi. Hmm. Evet manda deyince hemen sen de çalışkan bir öğrenci olduğun için möğlemeye başladın. Ama manda o manda değil. Bu manda Amerikan mandasına girmemiz. Yani iç işlerimizde serbest kalıyoruz ama dış işlerimizde Amerika'ya veyahut da İngiltere'nin kontrolüne giriyoruz. Bunu tabii ki Mustafa Kemal reddediyor. Ya istiklal? ya da ölüm diyor. Yani ya bağımsız oluruz ya da ölürüz diyor. Şehit oluruz diyor. Misak-ı milli kararlarının alınması yine çok değerli. Bunların her biri milli bağımsızlıkla alakalı. Kurtuluş savaşı, düşmanla yapılan mücadeleler, ileride göreceğiz kapitülasyonların kaldırılması. Bütün her şey milli bağımsızlığımızla alakalı. Ama ...ülkenin yönetilmesiyle alakalı. Seçimle alakalı... ...şeyler ise milli egemenlikle alakalı olacak. Yani işte padişahlığın kaldırılması... ...büyük millet meclisinin açılması... Cumhuriyet ilanı. Harikasın Tonguç'um, Cumhuriyetin ilanı. Çok güzel bir örnek verdin. Ee, i̇şte Amasya Genelgesi'nde... ...milletin istiklalini, yine milletin... ...azim ve kararını kurtaracak olması... Ee, ...Erzurum Kongresi'nde Kuvayi Milliyetkin... ...milli iradeye egemen kılmak... ...esastır ifadeleri. Yani ulusal... ...hakimiyet, milli irade... ...milli egemenlik bunların hepsi seçimlerle alakalı olan şeyler. Şimdi o zaman ilk sorumuz geldi. Herkes ekranları başa videoyu durdursun ve çözmeye çalışsın. Biz hemen sonrasında çözmüşsünüz gibi açıklamaya başlıyoruz. Tonguç'um sen dikkatli bir şekilde benimle beraber çöz. Diyor ki bu bilgide Osmanlı Devleti'nin hangi alandaki durumdan söz edilmiştir diyor. Bakalım. Sanayisini yeni tekniklerle güçlendirip çağa uygun hale getiremeyen ve Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti'nde yerli sanayi gelişemedi. Şimdi bak iki kere sanayi kelimesi geçti. O zaman ne olabilir Tonguç'um? Ekonomik. Ekonomik diyorsun. Tamam ekonomiyi yazalım. Seçeneklerde ekonomi var mı bakalım. Askeri, kültürel, diplomatik, iktisadi. Ekonomik yok. Devam edelim. Belki de başka bir şey çıkacak. Osmanlı Devleti kalabalık nüfusu, yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla Avrupa devletleri için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görüldü. Bak kaynaklar, bak yeraltı ve yerüstü kaynakları, ham madde ve pazar bunlar da yine ekonomi ile alakalı. Allah Allah. Kapitülasyonlar nedeniyle pazarlarını Avrupa mallarına karşı koruyamadı. Mallar, kapitülasyonlar yani ticari imtiyaz. Zamanla Osmanlı Devleti batılı devletlerden borç almak zorunda kaldı. Bak borç, mal, kapitülasyon, ham madde, pazar, yeraltı, yörüsü, kaynağı, sanayi bunların her bir ekonomiyle alakalı. Şimdi askerle alakalı değil. Kültür alakalı değil, diplomatik alakalı değil. O zaman cevap iktisadi. İktisadi kelimesinin ekonomiyle aynı olduğunu biliyorsak zaten işaretledik. Ama bilmiyorsak da bu şekilde test tekniğiyle yapabiliriz. Bilen arkadaşlarımızı alkışlıyoruz gerçekten. Tebrik ediyoruz. Ekonomik kelimesinin ile aynı anlamda olduğunu bilenler Te, e, ...helal olsun. Bilmeyenler de bu yöntemle yaptıysa onları da tebrik ediyoruz. Yanlış yapar arkadaşları daha çok tebrik ediyoruz. Neden? Çünkü öğrendiler. Zaten bizler sizlere ödev verdiğimizi ...bu soruları çözerken yanlış yapmanıza çok seviniyoruz. Niye? Yanlış yaptığınızda... ...kare kodu okutarak soruların çözümünü öğrendiğinizde... ...daha da pekiştirmiş oluyorsunuz. Daha da öğrenmiş oluyorsunuz. Yani... ...LGS'ye kadar ne kadar çok yanlış yaparsanız... LGS'de o kadar az yanlış yapıyorsunuz. Çünkü iyice doğrusunu öğrenmiş oluyorsunuz inşallah. Geldik başka bir soruya yine durdurdunuz ve başlıyoruz. Frans, önce soru kökü. Buna göre Fransız yetilerini Mustafa Kemal hangi alanda etkilediği söylenebilir diyor. Bakalım. Fransız devriminin dünyayı nasıl ve ne şekilde etkilediğini görmüş olan Mustafa Kemal, devrimin getirdiği fikirleri çok iyi incelemiş, faydasına inandığı fikirlerden de ayrılmamıştır. Şimdi burada bir şey söylemedim. Daima halkın egemenliğinden yana olmuş, millet düşüncesine her şeyin üstüne tutmuştur, milli devlet idealiyle yaşamıştır diyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk gerçekten egemenlik kayısız şartsız milletindir diyen bir kişi. Tamam. E bunda Fransız devriminden almış. Gerçekten de Fransız devriminde kralları tahttan indiriyorlar ve halk yönetime katılıyor. Şimdi bu siyasetle alakalı bir şey. Dolayısıyla cevabımız A. Askeriyle alakalı bir şey söylemedim. İktisadi ne demek Tonguç'um? Ekonomi. Harikasın ekonomi demekti. Zaten üniversitelerde göreceksiniz iktisat ve ekonomi bölümleri aynı ders anlatıyorlar. Bazı üniversitelerde iktisat diyorlar bazılarına ekonomi diyorlar. Neyse iktisadi ekonomi bundan da bahsetmedi diplomasi devletler arası ilişkiler anlaşmalar bundan da bahsetmedi. O yüzden cevabımız A siyaset yani halk egemenliği. Yani siyaset sayesinde insanlar sandıklara gidiyor, oy veriyor. Ne oluyor mesela? Şu sandık olsun. Seçimlere gidiyor halk işte A partisi var, B partisi var. A partisi 10 oy alıyor, B partisi 12 oy alıyor. Dolayısıyla B partisi iktidara geliyor. Bu da halkın verdiği oyla belli olmuş oluyor. İşte bu halk egemenliği. Yani bu siyasetle alakalı tohumlu çevre benim. Hemen geçiyoruz başka bir soruya. Zor mu hocam? Yok yok hiç korkmana gerek yok. Hiç zor değil. Böyle büyük soruları görünce öğrenciler aynı senin verdiğin tepki veriyor. Of amma zormuş ya falan diyor. Hiç korkmuyoruz arkadaşlar uzun sorular esasında daha da kolay oluyor. Çünkü madem soruyu uzun sordum bari dikkate yönelik sorayım. Bazı bilgileri zaten verdim birazcık dikkatli olursa yapsın diyorlar. Bunu da bilin arkadaşlar. Avrupa'da gelişmeler ve Osmanlı Devleti'nin etkileri aşağıda verilmiştir. Buna göre yukarıdakilerin hangisi de verilen gelişmelerin ortaya çıkardığı etki yanlıştır diyor. Bakalım. Coğrafi ile yeni yollar bulunmuş ve uluslararası ticaret yön değiştirmiştir. Bu tabii ki Osmanlı'yı olumsuz etkiliyor gerçekten. İpek ve Baharat Yolları'nın önemi azalmış ve Osmanlı gönül gelirlerinde kayıplar yaşamıştır. Bu gerçekten de böyle. Bunu hemen şurada göstermek istiyorum. Şimdi şurası... Şöyle bir e, Avrupa haritası çizmeye çalışalım, çakma bir Avrupa haritası. Şöyle çizebilirsek tabii ki şöyle, tamam. Şurası Afrika olsun, şöyle Arap Yarımadası'nı çizelim. Şöyle Hindistan, Hindistan, Japonya, Avustralya çizelim, Madagaskar'ı çizelim. Şöyle Amerika'yı çizelim, tamam. Şöyle tamam. Şimdi şurası İngiltere. Şimdi eskiden eskiden şimdi Osmanlı burada. Osmanlı'nın bayraklarını istiyorum burada. Osmanlı'nın bayrakları burada. Burası doğu. Tamam burası doğu. Doğunun zenginlikleri Çin var burada. Şurası da şöyle mavi yaptığım yerde batı olsun. Şöyle Haç işaret yapıyorum. Tamam burası da batı. Şimdi doğudan gelen zenginlikleri batı Osmanlı üzerinden almak zorunda. Niye? Çünkü Osmanlı buraları ele geçirdi. Buralar Osmanlı'da. Hep buralar bu geçiş noktaları bizde. Yani Osmanlı buraları ele geçirince İstanbul'un fethiyle doğunun batının bağlantısı kesilince batı diyor ki ana biz ne yapacağız diyor. O zaman biz burada İstanbul'dan artık bağlantımız koptu. Venedikliler, Cenevizler koptu. O zaman biz yeni yollar arayalım diyorlar. Ve yeni yollar arayalım derken tak diye coğrafi keşlerle nereyi buluyorlar? Amerika'yı buluyorlar. Sonra gidiyorlar Güney Amerika buluyorlar. Sonra Afrika'nın altından geçiyorlar. Ümit burnunu buluyorlar. Sonra Dünyanın yuvarlak olduğunu buluyorlar. Bayağı bir geziyorlar ve zenginleşiyorlar. Çünkü Amerika'yı keşfediyorsun. İşte Afrika'yı keşfediyorsun. Avustralya'yı keşfediyorsun. Ne oluyor? Para, altın. Aynen bir sürü paralar, altınlar zenginleşiyorlar. Ve sonrasında da Akdeniz limanları önemli kaybedip Atlas Okyanusu limanları önem kazanıyor. Çünkü bak burası Akdeniz Tonguç Eladim Bak burası Akdeniz. Burası ise Atlas Okyanusu. Atlantic Ocean. Atlas Okyanusu. Dolayısıyla bunlar önem kazanıyor. Bunlar önem kaybediyor ve Osmanlı da çok zor durumda kalıyor. Hatta bu zor durumdan kurtulmak için de e, ilk olarak e, Venediklilere, Fransızlara, Avrupalılara yavaş yavaş ticari kolaylık, ticari ayrıcalık, rahatlık anlamına gelen kapitülasyonlar veriyor ve sonradan başına dert olacak bu. Dolayısıyla coğrafi kişiler ile yani bu maviler ile yeni yollar bulunuyor ve ipek ve baharat yollarının önemi azalıyor. Osmanlı gümrük gelirlerine kayıp yaşıyor. Bu doğru. Sana o zaman bir eliyoruz. Sanayi İnkılabı ile Osmanlı topraklarındaki ham mamuller alınıp Avrupalı devletler tarafından işlenmiştir. Osmanlı toprakları ham madde kaynağı ve ortak pazara dönüşmüştür. Şimdi bunu her zaman aynı örnekle veriyorum yine aynı örneği vereceğim. Şimdi şu gömleği şu gömleği eğer sen elinle dikersen böyle kumaşı tek tek öre 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 öre, öre, öre. elinle boyarsan elinle terzi iş yaparsan bunu olur inanılmaz pahalıya mal olur ve bunu satarken de zorlanırsın. Ama bunu fabrikada şimdi adamlar iki dakika Çin'de 5 dakikada bu gömleği 5 liraya üretiyorlar. E şimdi Avrupalılar sanayi inkılabı sayesinde gömlekleri, kıyafetleri çok ucuza, çok daha hızlı mal ettiler. Hatta Osmanlı'nın pamuklarına el koyup onları da alıp gömleği çevirip bize sattılar. Ve böylece Osmanlı tam bir ham madde kaynağı ve ortak bir pazar yani rahat rahat müşteri bulunabilen bir yere dönüştü. Avrupalılar bu gömleği beş liraya mal edip hızlıca satmaya çalışırken biz elimizde dik 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 geç kaldık. Ve bizim esnafımız, bizim dükkanlarımız, bizim atölyelerimiz kapandı. Yerine Avrupalı mallar doldu her yere. Bu da doğru. Sanayi inkılabı gerçekten Osmanlı'yı mahvetti. Sanayi inkılabı ile Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen ucuz ürünlerle dolmuş. İnsanlar ucuz ithal mallara yani yurt dışından gelen hani beş lira yapıyordu ya Avrupalılar. Beş lira yapılan mallara rağbet gösteriyor. Osmanlı yerli esnafının eşitleri artmış. Halkın alım gücü yükselmiştir. Hayır alakası yok. Aksine Osmanlı yerli esnafı, esnafı bitiyor. Sadece yabancılar satabiliyor. Ve halkın alım gücü düşüyor. Halk bir şey alamıyor. Karışıyor her şey karışıyor. Dolayısıyla bu yanlış. Fransa itilerinin her milleti bir devlet anlayışı Azınlık uluslarının isyanı ve kendi devletini kurmaya teşvik etmiştir. Milliyetçilik anlayışı Osmanlı topraklarının huzur, asayiş ve güvenlik sorunları neden olmuştur. Evet, bu doğru. Bunu e, buna doğru diyebiliriz. Neden? Şimdi Osmanlı'nın içerisinde sadece Türkler yok. Yani sadece biz yokuz. Kimler var? Rumlar var. Ermeniler var. İşte ne bileyim, Museviler var. Hristiyanlar var. Araplar var. Garip garip bir sürü insan var. Tam, değişik değişik farklı kozmonpolitikleri Osmanlı. Şimdi Fransa itilalinden sonra herkes kendi devletini kuracağım deyince Sırplar diyor ki ben Sırbım ayrılıyorum diyor Osmanlı'dan. Rumlar diyor ki ben Rum'um ayrılıyorum diyor. Araplar ben Arabım ayrılıyorum diyor. Ermeniler ben Ermeniyim Herkes böyle kendi devletini kurup ayrılıyor ve bu da Osmanlı topraklarında huzur Asayiş ve güvenlik sorunları neden oluyor. Yani herkes isyan edince Osmanlı'da azınlık isyanları çıkıyor. Tabi bu isyanlar sonrası Osmanlı dağılıyor. Yerine de ne kuruluyor? Türkiye Devleti kuruluyor. Mustafa Kemal Atatürk e diyor ki madem siz ben Sırb'ım, ben işte Romen'im, ben Bulgar'ım, ben şuyum, ben buyum diye ayrılıyorsunuz. Kardeş biz de Türk'üz diyor yani. Burası Türkiye o zaman diyor. bize Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyoruz. Anlatabildim mi? Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyet Devleti bu şekilde kuruluyor. Yani Araplar biz arabız ayrılınca diyoruz ki kardeş biz Türk'üz yani. Var mısa bir sıkıntı görüşelim yani. Rumlar biz Rum'uz diye gidiyorlar. tam o zaman biz de Türk'üz diyoruz. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebebiyet veren milliyetçilik yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağlıyor. Burası da çok çok önemli Tonguç evladım benim. Dolayısıyla bu da doğru. Şimdi bunları kaldırdık ve bu soruyu doğru yapan arkadaşlar alkışlıyoruz. Yanlış yapan arkadaşlar da alkışlıyoruz. Neden? Çünkü doğrusunu öğrendiler şu anda. Hop şükür diğer soruya geçtik. Buna göre ilk eğitim döneminde Şemsi Efendi gibi bir öğretmenle karşılaşmış olmasının Mustafa Kemal'in hangi yönüne katkı sağladığı söylenebilir diyor. Bakalım. Mustafa Kemal ilk öğretmenlerinden Şemsi Efendi, Türk eğitim sisteminde sınıfa harita, kürsü, kara tahta, tebeşir, sıra ve öğretim levhalarını getiren, aynı zamanda teneffüsler, beden eğitimi dersleri, gözlem gezileri gibi pedagojik yöntem ve teknikleri ilk uygulayan öğretmenlerdendir. Onun öğrencileri Rüştü'ye son sınıf öğrencilerinden daha iyi yazı yazabilir. Rüştü'ye ortaokul, Okuyabilir, kitap okuma alışkanlığını kazanmış olduğu fark edilebilir. Matematik problemlerini kolayca çözebilir. Coğrafya haritalarını istendiği şekilde kullanabilirlerdi. Şimdi o zaman bu öğretmenin e, yaptıkları şey nedir? Mükemmel. Evet mükemmel, onu biliyorum. Mükemmel yapmış ama bunların her biri esasında nedir? Eğitime yenilikçilik yapıyor bak yani. Şemsi Efendi gibi bir öğretmenle karşısına olması Mustafa Kemal'e yenilikçilik alanına katkı sağlıyor. Mustafa Kemal diyor ki, ha diyor benim öğretmenim hep böyle yenilikler getiriyordu. O zaman ben de eğitime yenilikler getirmeliyim diyecek. Çünkü burada Şemsi Efendi'nin cesaretinden, kararlılığından ya da sabırlılığından ziyade yenilikçiliğinden bahsedilmiş. Şimdi hemen başka bir soruya geçiyoruz. Buna göre metinde anlatılanlarla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Bakalım. 1896 Türk Yunan Savaşı Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadesi'nde okuduğu döneme denk gelmiştir. İdadi ne demek hocam? İdadi lise demek bak. Rüştiye ortaokul, idadi lise. Sen şu anda idadiye giriş sınavına hazırlanıyorsun esasında. LGS dedikleri şey İGS yani idadiye giriş sınavı. Askeri idadesi Manastır As Askeri Lisesi de okuyor Mustafa Kemal. İdadesini okudu döneme denk gelmiştir. Osmanlı Devleti bu savaşta galip gelmesine rağmen barış masasında istediğini elde edememiştir. Mustafa Kemal o günleri gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok sevmiştim. Az daha gönüllü müfrezelerin yani orduların arasına katılıp gidecektim sözleriyle dile getirmiştir diyor. Şimdi ee, yani Mustafa Kemal barış masasında kaybettiğimizi görüyor. E, savaşta galip gelmemize rağmen o, orduya katılmak istiyor. Bakalım şimdi. Buna göre metinde anlatılanlar ilgili yani sadece bu metne göre neyi yapabileceğiz? Sizler de ekranları başına cevaplayın arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin diplomasiyi iyi yönetemediğini söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz hocam. Söyleyebiliriz. Niye bak savaşta galip gelmesine rağmen barış masasını elde edememiş. Yani masada yapılan şeyler anlaşmalar diplomasiydi. O zaman bu var. Mustafa Kemal'in milliyetçi duygulara sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz hocam. Aynen söyleyebiliriz. Harikası Tonguç'um. Niye? Yaşı küçük olmasına rağmen orduya katılmak istiyor. Düşmanla savaşmak istiyor. O zaman bu da onun milliyetçi olduğunu gösterir. Osman Devleti'nin denge siyaseti izlediğini söyleyebilir miyiz? Denge siyaseti ne demek hocam? Denge siyaseti ne demek biliyor musun? Denge siyaseti su. Diyelim ki şurası Türkiye olsun. Tamam mı? Burası biziz Türkiye. Ruslar saldırıyor bize. Fransızlar saldırıyor. Ee, İngilizler saldırıyor diyelim. Ruslar saldırdığı zaman... ...Rusya'ya karşı İngiltere Fransa'nın desteğini istiyoruz diyoruz. Bak Rusya bize saldırırsa size zarar verebilir. Dolayısıyla siz bize destek olun diyoruz. Ve İngiltere Fransa bize destek oluyor. Fransa saldırdığı zaman... Rusya'nın desteğini istiyoruz. İngiltere saldırdığı zaman işte ee, Rusya'nın desteğini istiyoruz. Yani düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla bir şekilde onlarla dost oluyoruz ve denge siyasi uyguluyoruz. Diğer türlü herkese düşman olsak herkes bizden bize saldırır ve bu sefer zor olur. Denge politikası bu. Burada denge politikasından bahsedilmemiş o yüzden cevabımız Ayhan seçeneği Hemen geçiyoruz başka bir soruya. Bu metinden Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş. Aşağıdaki hangisine ulaşılabilir? Soru kökümüzü okuduk paragrafa geçiyoruz. Nihai amacı sıcak denizlere inmek olan devlet, Osmanlı Devleti ile ilgili planlarını İngiltere'ye şöyle ifade etmiştir. Amacı sıcak denizlere inmek olan devlet hangisi sence Tonguç'un? Rusya. Harikasın Rusya. Antarktika diyeceksin diye çok korktum. Rusya. Niye? Rusya'nın sıcak denizlere kıyısı yok. Yani Karadeniz'de kıyısı var, Karadeniz'e soğuk. Mesela Antalya'da şu anda bile denize girenler var. Ama e Karadeniz'de Eylül oldu mu, Ağustos oldu mu denize girmek artık zorlaşıyor. Dolayısıyla Ruslar da hatta Karadeniz'in kuzey kıyısında olduğu için sıcak denizlere inmek istiyorlar yani. Ama şu anda e nasıl iniyorlar? Ocaklara binerek, otellere para vererek inebiliyorlar yani. Başka türlü inemezler. Evet. Şimdi bu metinden Osmanlı Devleti ile ilgili ha, pardon şurayı okuyorduk. Osmanlı Devleti ile ilgili planlarını İngiltere şöyle ifade ediyordu. Şimdi Rusya diyor ki... Bakınız kucağımızda hasta ve pek ağır hasta bir adam var. Biz hazırlıklı bulunmadan onu elimizden kaçırırsak büyük bir felaket olur. Hastansızın ölebilir. Biz öleni diriltmeye muktedir değiliz. Bundan doğaca karışıklıklara maruz kalmadan ise her olasılığa karşı önceden hazır bulmak daha olmaz mı? İşte hükümetinizin nazar dikkatinizi arz etmek istediği mesele budur diyor. Şimdi bak. Ee, Osmanlı Devleti ile ilgili hangisini ulaşılabilir? A. Denge politikası ile ilgili siyasi varlığını devam ettirdiğine. Şimdi Osmanlı burada bir şey söylemedi ki. Osmanlı hiçbir şey söylemedi. Rusya hadi bu hasta adamı paylaşalım diyor. Osmanlı'ya hasta adam diyorlar. Çünkü Osmanlı bu coğrafi keşifler sonrası Avrupalılar güçlenince biz savaşlarda kaybedince zor düşünce artık biz yoruluyoruz. Biz yorulunca da bize hasta adam gözüyle bakıyorlar. Artık ölecek diye bakıyorlar. Halbuki ölmüyor yepyeni bir e, yeniden doğuyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak doğuyor. Şimdi denge politikası ile siyasi varlığını devam ettirdiğine ulaşamayız. Demokratikleşme çabalarının sonuç kaldıran. Bundan bahsetti mi? Bahsetmedi hayır. Bundan bahsetmediyse bunu diyorum toprakları üzerinde yani Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerinde çeşitli devlet denemeleri olduğuna söyleyebilir miyiz? Evet bak İngiltere'ye Rusya diyor ki bu Osmanlı hasta bunu paylaşalım diyor. Dolayısıyla bu olabilir. Avrupalı devletleri iç işlerine karıştırmadığına karıştırmak ziyade karıştırdığına belki çıkabilir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği Tonguç Eladim. Sorular zor hocam. Evet sorular biraz zor. Haklısın sorular zorlayıcı ama inkılap tarihinde hiçbir soruyu kaçırmak istemiyorsak zaten bol bol soru çözmemiz lazım. Bizler Dinamo Soru Bankamıza da taktikli inkılap tarihi bankamıza da Zoru Bankası'nın ondon 10 kısmının inkılap kısmında da hep böyle seçici güzel sorular soruyoruz ki öğrencilerimiz LGS'ye girdiğinde aa ben bunu çözmüştüm aa aynısını yapmıştım diyebilsinler diye. Bizi dikkatlice izleyen dinleyen ve sorularımızı çözen öğrenciler de LGS'de inşallah. Geldik başka bir soruya. Buna göre Hangileri itilaf devletlerinin bu kaygısını, endişesini doğrular niteliktedir diyor. Bakalım. Osmanlı Devleti jeopolitik olarak önemli bir konuda bulunuyordu. Bu nedenle Birinci Dünya Savaşı'nın itilaf devletleri Osmanlı'nın tarafsız kalmasını istiyorlar. Yani itilaf devletleri kimdi? İngiltere, Fransa, Rusya. İttifak devletleri kimdi? Almanya, Avusturya, Macaristan vardı. İtalya vardı. Sonra İtalya bu tarafa geçti. Sonra da ee, Osmanlı buraya katılacak. Yani bunlar itilaf devletleri... Osmanlı tarafsız kalsın diyor. Niye? Çünkü jeopolitik olarak Osmanlı çok önemli bir yerde bak. Afrika'da toprakları var. Orta Doğu'da toprakları var. Kafkaslar'da toprakları var. Osmanlı zaten Kafkas cephesi açıyor. Suriye cephesi açıyor. Kanal cephesi açıyor. Hicaz cephesi açıyor. Makedonya, Galicia cephesi açıyor. Çanakkale cephesi var. Yani Osmanlı gerçekten savaşın geniş bir cepheye yayılmasına sebep verecek savaşa girdiğinde. O yüzden de itilat devletleri girmesini istemiyorlar savaşa. Buna göre hangisi itilat devletlerinin kaygısını doğrular nitelikte diyor. Bakalım. Osmanlı'nın itilaf devletlerinin sömürgelerine giden yol üzerinde olması. Evet Osmanlı devleti gerçekten de itilaf devletlerinin sömürgeleri. Mesela İngiltere'nin sömürgesi var Mısır. E, ora bizim yolumuzun üzerinde. Dolayısıyla bu onların endişelenmesine sebep taşıyor. Osmanlı'nın tarafsızlığını ilan etmesi. Hayır bu onları sevindirir. Niye? Osmanlı girmesin diyorlar. Tarafsız kalsın diyorlar. Osmanlı da tarafsız kalırsa sıkıntı yok. Osmanlı'nın kapitülasyonları kaldırmaya başlaması. Bu Osmanlı'nın kaldır, kapitülasyonları kaldırması bununla alakalı, jeopolitikle alakalı değil. Osmanlı zaten coğrafi kişiler sonrasında e, yabancı devletler zenginleştiği için ve Akdeniz limanlarını unuttuğu için onlara ticari kolaylık vermişti. Ve bu kolaylık sonradan başına bela olmuştu. Bunu kaldırmak için de zaten çok uğraşacak. Hatta Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz, Mudanya burada bile kaldıramayacağız. En son Lozan'da kaldıracağız. Yani kapitülasyonlar çok önemli bir şey. Burada ondan bahsetmiyor. O yüzden cevabımız yalnız birinin olduğu Ayhan seçeneği. Şimdi bakalım buraya. Yukarıda verilen Mondros Ateşkes Anlaşması işgal haritasına bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Hmm, Mondros Ateşkes Anlaşması'na bakarak diyor. Şimdi Morlar İngilizlerin işgal ettiği yermiş. Koyu Morlar Fransızlar, Sarılar Yunanlar, işte buralarda yine İngilizler, İtalyanlar Kırmızı Bölge'yi işgal etmişler, Ermeniler buraya işgal etmişler. Şimdi bakalım. Ülkenin farklı devletler tarafından işgal edildiğine ulaşabiliriz. Bariz herkes işgal etmiş. Ülkenin toprak bütünlüğünü bozulmak istendiğine ulaşabilir miyiz Songuç'cum? Ulaşabiliriz. Evet, bunu da gördük. İtilaf devletlerinin bazı yerleri birlikte işgal ettiğini. Evet bak bazı yerlerde şurada görüyorsun hem İngilizler hem de Fransızlar diyor. Bak şu hatta şuraya yazmış. İngilizlerin Fransızlara bıraktığı yerler. Burada tabii soruda gözükmemiş. Şöyle biraz yakınlaşayım ben şöyle. Hatta şurada göstereyim. Burada olmayınca tabii arkadaşlar soruda zorlanmış olabilirler. Bak burada yazıyor. İngilizlerin Fransızlara bıraktığı yerler diyor. Birlikte. İngilizlerin Fransızlara bıraktığı yerler. Dolayısıyla beraber işgal ettiler. İtilaf devletlerinin birlikte işgal ettiği yerler var. Kahverengi mesela İstanbul'u birlikte işgal etmişler. Bu zaten Monoros Ateşkesi'nin fix şeydir. Gözlerimiz doldu bir anda. Evet şöyle. Gözlerim buğulan. Evet benim de gözlerim buğulandı Tonguç'um. Çünkü kamerayla oynadım. O yüzden gözlerim da evladım. Tamamdır. Burayı düzelttik. Şimdi itiraf devletlerinin bazı yerleri birlikte işgal ettiğine de ulaştık. İşgallere karşı yerel direnişlerin başladığını. Evet yerel direnişler başlayacak. Biz Kuvay Milliye'yi başlataraktan düşmana diyeceğiz ki hadi oradan hadi oradan hadi oradan. Ama bu resimde o yok ki. O yüzden bana ne vermiş? benden ne istiyor dediğimizde soru da bize bunu vermiş ve bizden de istediği şey hangisine ulaşılamaz? Yazmayan şeye ulaşamayız. Doğru. İşgallere biz direneceğiz ama burada o yok. Geldik buraya. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın aşağıda verilen madde yorum eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi Mondros Ateşkesinde biliyorsun bizi yedi yirmi dört işgallere açık hale getirmişlerdi. Yani yedinci madde itiraf devletleri e, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa orayı işgal edebiliyorlardı. 24 maddede işte ee, işte Doğu Anadolu'da güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa oraya işgal edebiliyorlardı. Bu Osmanlı'yı gerçekten bitiren bir e, maddeydi. Osmanlı'nın işgallere açık hale gelmesi için resmen bahane uydurmuşlardı. Şimdi başka maddeler de vardı onları inceleyeceğiz. Mesela demiş ki ikinci maddede boğazlar açık olacak ve itiraf devletlerince işgal edilecektir. Hmm. Şimdi yorum başkentin güvenliği sağlanamamış ve egemen devlet anlayışı ilerlemiştir. Evet şimdi bizim başkentimiz neresi Songuç'un? Ankara. Evet şu anda Ankara ama o zaman İstanbul. Şimdi boğazlar işgalleri açık alırsa başkent işgalleri açık demektir. Yani o zaman başkentin güvenliği sağlanamamış. Bu doğru. Dördüncü madde. İtilaf devletlerinin esirleri derhal serbest bırakılacak. Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacaktır. Devletlerin eşitliği ilkesine yani mütekabiliyet ilkesine. Bak buna mütekabiliyet deniyor. Mütekabiliyet. Bu ilkeye uyulmamıştır. Bunu da söyleyebiliriz. Tüm telsiz telgraf hatlarının kontrolü, toros tünelleri ve bütün demir yollarının denetimi itilaf devletleri tarafından sağlanacaktır. Şimdi işgaller hukuki gerekçe oluşturmak istemiştir. Ha bu bu değil. Burada bizim haberleşme ve iletişim ağımıza darbe vuruyorlar. Burada resmen haberleşmeye zarar veriyorlar. İşte bu işgallere hukuki gerekçe oluşturmak istenmiştir değil de işgallere hukuki gerekçe oluşturan şey yedinci maddeydi. Yani itilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa orayı işgal edebileceklerdir. İfadesi bu maddenin yorumu olurdu. Ama burada bizim haberleşme araçlarımıza, Ulaşım araçlarımıza yer koyuyorlar. Sekizinci madde. Osmanlı demiryollarından itilaf devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetinde bulundurulacaktır. İtilaf devletleri Osmanlı'nın ekonomik kaynaklarından çıkar sağlamışlardır. Bu da doğru buna da ulaşılabilir ama C seçeneğine ulaşılamaz Tonguç evladı benim. Geldik buraya. Yukarıda özellikleri verilen cemiyetlerden hangisinin Osmanlı'nın mevcut yönetim anlayışına memnun olduğu söylenebilir diyor. Bakalım. Wilson Prensipleri Cemiyeti. Vatanın kurtuluşunun... Amerikan mandasına girmekle mümkün olacağını savunuyor. Yani Amerikan mandasına girmek ne demek? Kur kurbanda Amerikan mandası kesmek. Hayır evladım Allah'ım ya kurbanda danaya girmek gibi değil bu. Amerikan mandasına girmek demek yani Amerika bizi iç iş işlerimize serbest bırakacak. Dış işlerimizde Amerika'ya bağlı olacağız demek. Amerikan mandasına girmeyi düşünüyor Wilson Prensleri. Bu dolayısıyla Osmanlı'nın mevcut yönetim anlayışına memnun olduğunu söyleyemeyiz buna. İngiliz muhipleri Cemiyeti vatanın kurtuluşunun İngiltere mandasına girmekle mümkün olacağını savunmuştur. Burada da ne demek istiyor? İngiltere... İngiliz öküzü kesmekten bahsediyor. Evet. İngil. <laughs> ya Tonguç'um çok komiksin ya. Hayır burada da yine aynı şey. İçlerimize serbest olup dışlarımız İngiltere'ye bağlı olmaktan bahsediyor. Bu da yine Osmanlı'dan memnun olmadığını gösterir. İslam Tiyari Cemiyeti. Vatanın kurtuluşunun halifelik ve akamına veya dini esaslara bağlı kalmakla mümkün olacağını savunmuştur diyor. Şimdi Halife Osmanlı Padişahı dolayısıyla bu Osmanlı yönetiminden memnun. Mavre Mira Cemiyeti Rumlar tarafından Bizans'ın yeniden kurulmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Rumlar Bizans'ı yeniden canlandırıp İstanbul'u yeniden almak istiyorlar. Bu da Osmanlı'nın mevcut yönetim anlayışına ters. Dolayısıyla 4, 2 ve 1 Osmanlı'dan kurtulmak istiyor. Ama 3 Osmanlı devam etsin diyor. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği. Buna göre Mustafa Kemal'in durumlarından hangilerine yönelik faaliyette bulunduğu söylenebilir demiş. Mustafa Kemal 9. Ordu'nun fetişi olarak Amasya'ya geldikten sonra Buraya çağırdığı yakın arkadaşları Refet Bey, Rauf Bey ve Ali Fuat Paşa ile görüşmeler yaptı. Onların katkılarıyla Amasya'da müdafaa okucu ümmetinin kurulmasını sağladı. 22 Haziran 1919'da da önceden hazırladığı bir metni... ...arkadaşlarının da imzasıyla bir genelge olarak yayınladığı. Şimdi bak, arkadaşlarının da imzasıyla yayınladığı için... ...Mustafa Kemal, milli mücadeleyi kişisellikten kurtarıyor diyebiliriz. Yani tek başına karar vermiyor. Yani ben Mustafa Kemal Atatürk olarak bunu düşündüm, bitti gitti demiyor. Arkadaşların da imzasını alıyor, beraber hareket ediyor. Milli mücadele kişisel değil böyle ulusal bir mücadele haline getirmeye çalışıyorum. Milli mücadeleyi teşkilatlandırdı diyebilir miyiz? Evet hocam cemiyet kurmuş. Harikasın bak. Amasya'da müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasını sağlıyor. Bu da var. Resmi görevinin gerekliliklerini yerine getirme. Şimdi Mustafa Kemal esasında e, resmi görevi Amasya'ya, Samsun'a giderken Dokuzuncu ordunun fetişi olarak oradaki Türklerin elinden silahları toplamak. Yani itiraz devletlerinin işine yarayacak bir iş yapmak için gidiyor. Ama Mustafa Kemal öyle bir şey yapmayacak. Milli mücadeleye başlatacak. Dolayısıyla burada resmi görevini yerine getirmiyor. Cevabımız Bursa seçeneği. Evet şimdi mükemmel sorular çözdük. Bu arada arkadaşlar LGS hazırlık sürecimiz LGS dershanesi gümbür gümbür devam ediyor. Her gün süper videolarla, canlı yayınlarla, koşuluk yöntemiyle LGS dershanesi devam ediyoruz. Hatta ödüllü sorumuz burada. Ödüllü sorumuzun öncesinde de sizleri bu dershanemizle alakalı bir bilgilendirmeyi izlemeniz için e, son videoyu veriyorum. Hadi bakalım bu tanıtımımızı izleyelim. Ardından da sizler mutlaka Ondoğun 10 Zoru Bankası'ndan, Taktikli İnkılap Tarihi'nden, Dinamo Soru Bankaları'ndan bu konularla alakalı ödevlerinizi bitirin. Çünkü LGS'de bize soru soracaklar arkadaşlar. O zaman LGS dershanesiyle alakalı duyurumuzu izleyelim. Ardından da dersimizi bitirelim. Hadi bakalım görüşmek üzere. Her ay TT oluyoruz. LGS dershanesinde her ayın sonunda yapılan tekrar telafi kamplarıyla bir önceki ayın eksiklerini kapatıyoruz. Sonrasında ise canlı dersler ve canlı soru çözüm etkinlikleriyle deneme sınavlarına hazır giriyoruz. LGS dershanesi tongucakademi.com'da.